Yarının çevresi bugünden yaratılır diyoruz değerli izleyenler. Şu anda Atapark'tayız. Bugün burada ne etkinliği düzenliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Denizde kirlilerin azalmasına, balıkların da yaşamı ilerlemesi için bir etkinlik düzenledik. Onu yapıyoruz. Bu kıyafetleri denizden mi buldunuz, çıkarttınız? Evet, denize atınca kaç bin tane kirlilik çıktığını göstermek için böyle bir şey yaptık. Üzerinde daha fazla poşet var. Denizlerde görüyoruz ki plastik çok fazla. Evet, mesela burada biz deniz ve karaların kirliliğiyle alakalı herkesi bilinçlendirmek istedik, dikkat çekmek istedik. Mesela bir örnek vereyim, denizlerde denize gittiğimizde mesela en yakını Ören diyelim. Ören'e gittiğimizde her yer kirli oluyor. Her yerde çöp oluyor. Çocuklarımızı bile denizlere götürmek istemiyoruz. Denize girdirmek istemiyoruz. Her yerde kapak, plastik çöp falan var. Yani o yüzden en azından bizim katkımızla deniz şeyini, kirliliğini azaltsak ne mutlu bize. Merhabalar. Kurucu ortağım Semih Altunkan'dan ben Nihan Akar ve kurucu ortağım Melis Tuğçe Tuna. Birlikte Kasım ayında başladığımız Mavi ile Yarına Varım projesi, sürdürülebilir denizlerle ilgili projemizde farkındalık yaratmak amaçlı bir projeydi. Bu da projemizin kapanış çalışması, final etkinlikleri zaten atölyeler şeklinde. Kaynaşma toplantımızı yaptık. Tanışma etkinliklerimizi Semih Altunkan okulumuzda yaptık. Ardından İMİ Koleji'nde, kendi okulumuzda onları ağırladık. Proje ortaklarımızla beraber Turmepan'ın da katılımıyla deniz canlıları, denizler hakkında, deniz temizliği hakkında bir sunum yapıldı. Yine farklı atölyelerle etkinliklerimizde, her iki etkinliğimizde de, kaynaşma etkinliğimizde de, Turmepa etkinliğimizde de, konferans etkinliğimizde de farklı atölyeler yaptık. Çocuklarımız birbirleriyle bayağı kaynaştılar. Müzik atölyeleri, geri dönüşüm atölyeleri, oyunlar, geleneksel oyunlar. Böylelikle aslında diğer disiplinleri de en başından beri projemize dahil etmiş olduk. Dersler arasında entegre edildi. Fen bilgisinde gerek Türkçe zümrelerinde, gerek resim işte, gerek teknoloji tasarımda, ahşap seramik yapılarıyla. Sınıf öğretmenlerimiz, ilkokul, ortaokul, tüm bütün olarak velilerimiz de için işine dahil ederek ilçeden başlayıp ili kapsayan, hatta e-twinning ayağıyla yurt dışına uzanan bir farkındalık projesi bizim aslında. Denizlerin sürdürülebilirliği, bizim hayatımızdaki önemi, ne kadar aslında bir ağacın önemli olduğu kadar denizdeki bir planktonun da önemli olduğunu burada vurgulamaya çalıştık. Çünkü deniz olmazsa hayat olmaz, deniz varsa hayat var. Hem deniz temizliği hem kıyı temizliği, ikisinin de bir bütün olduğunu anlatmak adına da öğrencilerimizle beraber gelecek dönemde, sene başında bir kıyı temizliği ve deniz temizliği etkinliğimiz de olacak, kara temizliği etkinliğimiz de olacak. Böylelikle zaten daha da bilincini artırmış olacağımızı düşünüyoruz. Bu sene de zaten hareketliliklerimiz oldu. Deniz Müzesi gezimiz oldu. İşte orada Bodrum Sualtı Müzesi'ni gezdiler. Bunun yanında dediğimiz gibi atölye çalışmalarıyla özellikle çok çok yoğun çalıştılar. Dolu dolu bir sene geçirdik. Remzi Ozan'la evet, seramik atölyesi işliğiyle birlikte çalışmalarımız oldu. Çok zevk alarak çalıştık. Umarım gerisi gelir, sürdürülebilir bir proje olur. Bu dönemki kapanışımızı yapıyoruz ama. Gerçekten böyle etkinlikler ama çok şahane, çok güzel. Ayrıca belediye başkanımız Muhammed Bey'e de teşekkür ediyorum. Gayet güzel etkinliklerde çok güzel faal hareketlerde bulunuyor, çok çok güzel.